Herkese merhaba sevgili tarihsever dostlar. Yine bir Sikke analizine beraberiz. Bugün sizlerle Roma İmparatoru Vespasian'ın Yahudiye isyanını bastırması anısına darp ettirmiş olduğu nadir bir Sikke örneğini hep beraber inceleyeceğiz. Sikkemiz 3. ayın 8'i 2012 yılında 48 bin dolardan müzayedeye girmiş, 220 bin dolara müzayede satışı gerçekleşmiştir. Sevgili dostlar, 9 Nisan 2022 doların bugünkü kurundan hesapladığımız zaman görseldeki sikkemiz 708 bin TL'den müzayedeye girmiş, 3 milyon 245 bin TL'ye müzayede satışı gerçekleşmiştir. Dolar olarak da TL olarak da gerçekten çok güzel rakamlara gitmiş bir sikke. Sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman Vespasian profilinin sola doğru bakar bir şekilde yandan resmedildiğini görmekteyiz. Vespasian'ın başında bir diadem görülmektedir. Bildiğimiz gibi diadem konsüllerin, soyluların başlarına bağladığı beyaz bir bandanadır. Şimdi dikkatimizi çeken bir diğer unsur, Yunan sikkelerinde bunu pek görmemiştik. Vespasian'ın profil edilmiş baş bölümünün etrafında yazılar görülmekte. Şimdi sizlere bu yazıların ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiğini bunları anlatmaya çalışacağım. Bu yazıların yazılmasının birkaç sebebi var. İlk sebebi Yunan sikkelerinde o dönemdeki bazı uyanık tipler birkaç tane sikkenin kenarlarından 1 gram, 2 gram, 3 gram sikkenin kalınlığına göre 5 gram sikkelerden çalarak yeni bir sikke elde ediyorlardı. Bu şekilde de sikkeler hem gramajdan düşüyordu hem değerini kaybediyordu. Bunun önüne geçebilmek için Roma döneminde sikkelerin etrafına yazılar yazılmaya başlandı. Diğer bir nedeni ise imparatorun hakkında bilgiler vermekti sevgili dostlar. Yetkileri ve sınırlarını vatandaşlara anlatmak babında. Bildiğimiz gibi antik dönemin iletişim araçları paraydı. Günümüzde internet, televizyon, gazete bulunurken antik çağın en iyi iletişim şekli paraların üzerine yazılan yazılardı sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar hemen yazılara geçmek istiyorum. Aslında biraz da heyecanlıyım çünkü her yazının, her kısaltmanın burada bizlere bir anlam ifade etmektedir. Şimdi ilk turuncu ok var. Hemen Vespasian profilinin alt tarafında IMP şeklinde bir kısaltma var. Bu da Imperium, yani imparator demektir sevgili dostlar. Şimdi ikinci okumuz var. Sarı okumuz. Orada da bir Caes yazısı görülmekte. Caes de imparatorlara verilen bir ünvandır. Özellikle Roma yönetimini cumhuriyete dönüşmesini sağlayan Jül Sezar'dan gelmektedir. Sikkelerin bazılarında Caes, bazılarında ise Caesar, yani Kaiser yazmaktadır sevgili dostlar. Peki bunu neden yazmışlar diyecekseniz, Jül Sezar'a bir onur diyelim ya da bir bağlılık göstergesi diyebiliriz. Jül Sezar'a bir bağlılık göstergesidir sevgili dostlar. Bir saygıdır bu. Şimdi yine yeşil okla da hemen Caes'ten sonra da paranın üzerindeki kişi, yani Vespasian'ın ismi yazmaktadır. Parayı darp ettiren imparatorun sevgili dostlar. Sonrasında ise yine mavi okla çektiğim bir AVG yazısı görülmekte. Mavi ok AVG yazısını işaret etmekte. Peki nedir AVG yazısı diyecek olursanız, yani AVG kelimesinin açılımı Augustus'tur. Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru ve kurucusu Augustus'a bir minnet gösterisidir. Aynen Jül Sezar'a olmuş olduğu gibi Augustus'a bir minnet gösterisidir sevgili dostlar AVG yazısı.
AVG yazısından sonra da mor okla PM yazısı görülmekte. PM kelimesinin açılımı Pontifex Maximus, yani baş rahip demektir. Yani Vespasian aynı zamanda hem imparator hem de devletin dini lideridir. Günümüzde devlet ve din yönetimi, yani devleti ve dini yönetenler ayrılmıştır Atatürk zamanında. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dini lideri Diyanet İşleri Başkanı'dır. Yönetim ise ayrıdır sevgili dostlar. Ama Roma'da, Roma İmparatorluğu'nda diktatörlük geçtiği için tüm yetkiler imparatorlukta toplanmıştır sevgili dostlar. Şimdi PM'den sonra TRP kelimeleri görülmekte. Onu da siyah okla gösterdim. TRP kelimesinin açılımı Tribunica Potestas, tribünlük gücü demektir. Tribunus Antik Roma'da çeşitli sivil ve askeri görevlere verilen ünvandır. Örnek verecek olursak askeri tribunusları, hazine tribunusları gibi. Aynı zamanda halk tarafından seçilen devlet görevlisi de denmektedir. Bir de PP kelimeleri görülmekte. Onu da eflatun rengiyle belli etmeye çalıştım. Okla çekmeye çalıştım. PP kelimesinin açılımı pater patriadır. Yani vatanın babası. Roma İmparatorluğu döneminde verilen onur ünvanlarından yine bir tanesidir sevgili dostlar. Bunlardan sonra en sonunda da Jos 3 görülmektedir. Jos kelimesinin açılımı konsül demektir. Konsül Antik Roma medeniyetinin cumhuriyet ile yönetildiği dönemdeki en üst düzey yöneticilerini ifade eder. Jos 3 ise Roma yönetiminde Vespasian'ın konsüllüğünün 3. yılında bu sikkenin darp edildiğini bilgisi bizlere buradan verilmektedir sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar, yazılarla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi sikkemizin arka tarafına geçmek istiyorum. Sikkemizin arka tarafına geldiğimiz zaman Yahudi isyanının bastırıldığı sahne burada figür olarak bizlere resmedilmiş. Şurada hemen baktığımız zaman IVDA yazısı görülmekte. Bu aslında Judea demektir. Kapta yazısı var bir de. Kapta da alınmış, ele geçirilmiş demektir. Yani Judea kapta. Judea ele geçirildi, ele alındı diye bizlere burada anlatılmaya çalışılmış. Judea Yahudiye isyanının çıktığı Roma kentidir sevgili dostlar. Yine sikkemizin ortasında bir palmiye ağacı görülmekte. Palmiye ağacının sağ tarafında bir Vespasian profili görülmekte. Ayakta gururlu, onurlu bir şekilde profil olarak resmedilmiş. Sikkemizin sol tarafında ise bir elini başına koymuş, bir elini kalkandan tutan bir Yahudi kadını ağlar bir şekilde figür olarak resmedilmiş. Peki bu Yahudi kadını neden ağlar şekilde resmedilmiş diyecek olursanız, bir, isyanları bastırılmış. Diğer bir nedenler ise Romalılar 17 yaşın altındaki Yahudileri köle olarak satmış. 17 yaşındaki güzel erkek ve kız çocuklarını kendi eğlenceleri için ayırmış. 17 yaşın üzerindekileri de Mısır'daki madenlere çalışmaya göndermişler. Oradaki madenci ihtiyacı dolunca, kapasite tamamlanınca bir kısmını keyfi olarak kılıçtan geçirmişler. Geriye kalan kısmını da vahşi hayvanlara arenalarda yem olarak kullanılmış, kendi eğlenceleri için kullanılmışlardır. Canları sıkıldıkça Yahudileri katletmişlerdir sevgili dostlar.
burada bu kadının ağlaması bunları anlatmakta. Yine Vespasian'ın arka tarafında, büstünün arka tarafında kalkan ve miğferler gözükmekte. Sikkenin arka taraf altında ise hemen bir SC harfleri görülmekte. Bu SC harfleri de Vespasian'ın imparatorluğunun Senato tarafından onaylandığını bizlere göstermektedir sevgili dostlar. Bu sikkeyi diğer buna benzer sikkelerden nadir kılan kısım I ve D bölümünden sonra EA harfleri gelmekte. Normalde bu tarz sikkelerde I ve D, A, E, A yazmaktadır. Ama bizim burada D'den sonra E gelmekte, A gelmemekte. Bu da bu sikke için özel bir kalıp kullanıldığını göstermekte. Bu sikke 2012 yılında müzayedeye çıkmış. Müzayedeye çıktığına daha önce böyle bir sikke çıkmadığı için koleksiyonerlerin çok ilgisini çekiyor ve 220 bin dolara müzayede satışı gerçekleşiyor. 2012 yılından sonra aynı kalıpta bir sikke çıkıyor müzayede, o da 42 bin dolardan müzayede satışı gerçekleşiyor. Yani satılan ikinci sikke dünya genelinde. Bir üçüncüsü de 2020 yılında çıkıyor. O da 8 bin dolara satılıyor. En sonunda 2021 yılında baktığım zaman araştırmalarımda aynı kalıpta bir sikke çıkıyor. O da 3 bin dolara müzayede satışı gerçekleşiyor. İlk çıkan sikke her zaman daha yüksek mevlalara gider. Çünkü nadirdir. Daha sonralardan aynı örnekleri çıktığı için fiyatlar da düşmekte sevgili dostlar. Dediğim gibi bu sikkeyi en büyük nadir kılan özelliklerden birisi Judea yazarken A harfinin olmaması. D ve E arasında bir A harfinin olmaması. Bu da özel bir kalıp kullanıldığını bizlere göstermekte. Diğer bir nedeni ise bu sikkenin ilk basıldığı günkü gibi kendini korumuş olması. Yani bir patent almamış. Ne bir siyah patent, ne bir yeşil patent, ne de bir koyu yeşil patent. Hiçbir patent almamış. Bu da bu sikkenin kendini bir su yatağında, bir dere yatağında ya da bir bataklıkta koruduğunu, özelliğini sakladığı gibi düşünceleri bizi itmektedir sevgili dostlar. Çünkü bu şekilde sadece bir su yatağında veya bataklıklarda bu kadar temizlikte çıkar bu sikkeler sevgili dostlar. Biraz da deforme unsurlarından bahsetmek istiyorum. Sikkenin ön tarafında noktalardan bir çember oluşturulmak istenmiş. Fakat İmparator yazısının ve Jos 3 yazısının o bölgede noktalar silinmiş. Aslında baskı kayıklığı değil de ufak bir deforme olmuş. Orada bir silinme olmuş. Bu ön tarafta burada yine bir çatlaklar var. Aynı silinmenin olduğu bölgede. Bir de TRP yazısının olduğu T üzerinde yine orada bir yarıklar var. Onun haricinde de öyle aşırı bir deforme ya da silinmeler yok ön tarafta. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise yine noktalardan oluşturulmak istenen çember bir deformeye uğramış ama burada hafif bir baskı kayıklığını görebiliyoruz. Onun haricinde de herhangi bir şekilde bir deforme unsuru görülmemekte ki bronz sikkelerde bu çok az rastladığımız bir görsellik, güzellik sevgili dostlar. Bu sikke için anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.